Değerli kardeşlerim, kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam Miraç gecesinde bize müjdelerle geldi. Ne müjdeler? Üç tane büyük müjdeyle geldi. Bir, beş vakit namaz Miraç gecesi bizzat Allah tarafından Hazreti Muhammed'e emredildi. Bunu Cebrail getirmedi yani. Nasıl kılınacağını Cebrail aleyhisselam gösterdi ama namazın beş vakit olarak kılınacağını Hazreti Cebrail Hazreti Muhammed'e söylemedi. Allah söyledi. Başka? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Hadi bir daha söyleyelim. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Sevgili seyirciler, bak stüdyodakiler uyanık. Söylediler. Bir de siz söyleyin şimdi. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bunu söyleyen, buna iman eden hiç kimse cehennemde kalmayacak dedi Allah. Hiç kimse. Allah'ı bir olarak tanıyan, Hazreti Muhammed benim peygamberim diyen mutlaka cennete girecek dedi. Dağlar kadar günahları olsa cennete muhakkak girecek. Biliyor musunuz? Bu müjde öyle kıymetlidir ki bu müjdeyi Müslümanlar Medine'ye göçtüklerinde İsrailoğullarından, Yahudilerden tarla komşuları var, arkadaşları var. O ona yardım ediyor, ona yardım ediyor. Hep Yahudilerle düşman değiller. Savaştıkları Yahudiler var, komşu oldukları Yahudiler var Medine'de. Onlar o komşulukları anında herkes kendi dininden güzel olan şeyleri anlatıyor kendine göre. Müslümanlar da Peygamberimizin Miraç gecesi Allah'tan böyle bir şeyle geldiğini Yahudilere anlattılar. Yahudiler ne dediler biliyor musunuz? Eğer böyle bir müjde bizim kitabımızda olsaydı biz o günü bayram ilan ederdik dedi. Dünyaya bayram ilan ederdik. Yahudilerin bayramı bugün derdik dedi. Miraç bu kadar önemli. Çünkü Allah ne müjde vermiş? Zerre kadar imanı olan, dağlar kadar günahı olsa mutlaka cennete bir gün girecek dedi. Allah haşlanmadan girmeyi nasip etsin. Kardeşlerim, beş vakit namaz, Bakara suresinin son iki ayeti ve iman eden herkesin cennete mutlaka gireceği, bu üçü Miraç'ın hediyesidir. Şimdi hadi kötü sözü söylemek yine bana düşsün. Acı sözü söylemek yine bana düşsün. Beş vakit namaz o kadar önemli ki kardeşlerim, beş vakit namazı kılmayan bir adam Hazreti Allah'ın sana hediye getirip kapını çalıp Ayşe Hanım sana bir şey getirdim. Allah söylüyor bakın. Cebrail değil getiren, bizzat Allah. Kapını çalıyor. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Kapına geldim. Aç şu kapıyı. Bak sana bir şey getirdim diyor. Ömer Efendi aç. Mehmet Efendi aç. Ali Efendi aç. Fatma Hanım aç diyor. Namazı kılmayan kadın ya da erkek Allah'a diyor ki ona benim ihtiyacım yok, onu al git başkasına ver. Allah'ı kapıdan kovan adamdan hiçbir farkı yoktur. Ezan okunup da namaz Müslümana farz olduğu halde ben Müslümanım deyip namaz kılmayan adam kapısından Allah'ı kovan adamdır. Ya da kadındır. Namazınıza dikkat edin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.